Şimdi az önce paylaştık ya değerli izleyiciler, The Economist dergisinin bazı manşetlerini ekranlarınıza taşımak istiyoruz diye. Sayın Emin Pazarcı da geçmişte yapılan bir habere, bir analize yer vermişti aslında değerlendirmesini yaparken. Deniz Baykal'ın istifa etmek durumunda kalacağı ve sonrasında yolsuzluklarla mücadele ettiği bilinen bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçeceği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Batı tipi bir sosyal demokrat partiye dönüşeceği şeklindeki analizin günler geçtikten sonra nasıl gerçeğe dönüştüğüne vurgu yapmıştı. İşte bu habere, bu analize benzer manşetler taşıyacağız şimdi ekranlarınıza. Arkadaşlarımız da o manşetleri Barko'ya getirecekler şimdi. The Economist dergisinin Nisan 2021 sayısını görüyoruz şu anda. Dünyanın en tehlikeli yeri manşete atılmış efendim The Economist'e ve manşette hangi ülkenin resmini görüyoruz, illüstrasyonunu görüyoruz. Tayvan'ın bugün gelinen noktada Tayvan ve Çin arasındaki gerilim malum. Nisan 2021'de dünyanın en tehlikeli yeri diye Tayvan'a işaret etmiş The Economist dergisi. Kasım 2021'e geldiğimizde de önümüzdeki dünya 2022 manşetini görüyoruz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, bir tarafta da Çin Devlet Başkanı'nın fotoğraflarıyla birlikte çok sayıda görsel de var. Tabii Covid başlığıyla gerçekleştirilmiş bir resim, bir illüstrasyon ama şu an gelinen noktada Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl karşı karşıya geldiğini de görüyoruz. Mayıs 2022'de yaklaşan gıda felaketi başlığını atmıştı Economist. Buğday başaklarını görüyoruz ve buğday başaklarındaki her bir buğday tanesi değerli izleyiciler kuru kafa olarak resmedilmiş. Dünyanın geldiği noktada bir gıda felaketinin yaşanabileceğinin tahmin edildiği, bundan endişe edildiği günlerden önce The Economist'in yaklaşan gıda felaketi manşetiyle kullanmış olduğu resimde hakikaten manidar. Ve Temmuz 2022'de bir başka illüstrasyona yer vermişler manşetlerinde. Avrupa'da yaklaşan kış tehlikesi başlığı atılmış. Özellikle enerji kriziyle birlikte Rusya'nın da Avrupa için kış yaklaşıyor. Geç kalmayın Rusya'ya gelin şeklinde biraz da espri içeren videolar paylaştığı günlerde Avrupa'da yaklaşan kış tehlikesinde Rus ayısı bir gölge şeklinde bir ayı olarak gösteriliyor ve kırmızı başlıklı kızdan kastedilen de herhalde doğalgaz ve petrol boruları ve vanaları arasında kaybolmuş bir kırmızı başlıklı kız olarak resmedilmiş. Biz de bu manşetleri ekrana taşımak istedik yayınımızın bu bölümünde. Furkan Bey, bu manşetler ne söylüyor? Şimdi şaşırmıyoruz aslında, bu Ekonomist dergisi bu konuda ünlü pek bir bir dergi. mahir. Ünlü bir dergi çünkü ben özellikle darbeler tarihi araştırmaları yaparken bu 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesinde yaklaşık darbeden 2 aya belki sayısında içinde yer alan bir yazıda Türk ordusu müdahalede bulunabilir ve Türk anayasası askıya alınabilir şeklinde ifade vardı. Dolayısıyla bu tip dergilerin özellikle ki son dönemde şimdi burada görmüş olduğumuz başlıklarla beraber aslında toplumların hafızalarını, toplumların psikolojilerini, duygularını bu tip felaketlere göre hazırlamak. Yani bir tedirginlik oluşturabilmek. Bu da bir terördür aslında. Çünkü terör dediğimiz şey insanların duygularını hedef alır ve hocam da ifade etmiş ya, psikolojik harbin de bir vasıtasıdır. Yani siz illaki bunu sahada göstermek zorunda değilsiniz. Bu tip dergilerle, özellikle kapaklarla veya yazmış olduğunuz makalelerle ilk önce psikolojileri bir hamur haline getirirsiniz ve daha sonra istediğiniz şekilde şemale verirsiniz. Mesela aşıyla ilgili de vardı biliyorsunuz. Hatta Economist mi yoksa Newsweek'te mi hatırlamıyorum ama Der Spiegel de olabilir. Bir 12 aylık takvim vardı ve her ayda büyük bir felaket olacağı ifade ediliyordu. Hatta en sonunda dünyayı bir göktaşı çarpıyor ve dünyamız yok oluyor. Şimdi dolayısıyla bu tip şeyler aslında ben şöyle görüyorum. Biraz belki komple teorisine kayabilir ama bu bir Armageddon hayali var biliyorsunuz. Bir tek dünya devleti hayali. Yani ben her zaman söylüyorum, dünyamız artık yuvarlak değil, düz. Hatta Dünya Düzdür diye çok güzel bir kitap da vardır, onu da tavsiye ederim izleyenlerimize. Orada özellikle dünyadaki ülkelerin sınırlarının sadece haritalarda kalacağı ve realitede özellikle para mal ticaret üzerinden ve bu tip işte lokal sorunlar üzerinden tek bir dünya düzeni hayali var. Şimdi bu noktada işte bu tip haberler, bu tip makaleler özellikle evlerde yaşayan çok sıradan insanların bile duygularını hedef alarak işte bu kıvama getirmektir aslında mesele. Ve bunu siyasi olarak işte
toplumların kendi hükümetlerine olan güvenlerinin sarsılması veya devletlerin bu noktada ülkelerin güvenliğini sağlayamayacak kadar itibarsızlaştırılması ve küçük lokal örgütler üzerinden, vekalet güçleri diyoruz ya, sadece bu anlamda değil, STK'lar var, lobiler var, terör örgütleri var. Bu noktada işte bu tip dergilerin de bunlara aslında hizmet ettiğini Peki. görüyoruz. Ve işte biraz evvel mesela o sosyal medya üzerinden de bunu konuştuk. Bir sosyal medya bir devletten güçlü olabilir mi? Veya bir devlet başkanı, Trump'ta gördük hatırlayın. Trump'ın hesabını askıya aldı. Yani ben istediğimi yayınlatırım, istediğimi yayınlatmam. Bu noktada işte bu dünya düzeni dediğimiz şey devletler üstü başka bir, hani üst akıl diyoruz genel bir ifadeyle, böyle bir mekanizmanın aslında inşa edildiği bir süreç olarak görebiliriz. Peki, tam bir psikolojik harp başlıyor Coşkun Bey. Zaten emperyalist yapılar hani daha dünya düzeninde bu tezgah kurarken, argo tabirle, ilk etapta bir medya gücünü ele geçirmeyi hedef edindiler. Neden? Çünkü medya üzerinden toplumları dizayn edebilirsiniz. Bir tek reklam filmiyle milyonları dizayn edebilirsiniz. Bir tek Amerikan filmiyle bütün dünyaya ayar verebilirsiniz. O kadar çok örnekleri var ki. Hani bizim o gençlik dönemimizde bugünlerin hazırlayıcısı olan filmlerin servis edilmesi, onlara yönelik işte oluşan o kampanyalar ve onun sonucunda bugün geldiğimiz nokta, bunları çok net gösteriyor. Ve bu da hani küresel yapının elindeki en büyük silah. Şimdi ben hatırlıyorum, bir beyin alıştırma yöntemidir bu. Görsel ve yazılı basının kullanılması, işte yazılı basın tablolarını verdiniz. Bağdat'ın işgalinden önce o kadar yazılandı ki süreç. Amerika Irak'ı işgal ettiğini hiç kimse yadırgamadı. Nereden çıktı bu iş demedi. Zaten beyinler alıştırılmıştı. Ve herkes bir film seyreder gibi süreci seyretti, geçti. Şimdi bu medya gücü bizde de çok işlerdi. Nereye kadar? 15 Temmuz'a kadar. Hala uzantıları var, onu söyleyeyim. Yani bugün bizden gibi görünen, bizde hiç ilgisi alakası olmayan 3-5 tane televizyon kanalı, 2-3 tane gazete hemen ismen size adlandırabilirim. Bundan önce daha da güçlülerdi ve maalesef tekillerdi. Yani bugün Kanal Türk, bugün Samanyolu, bugün işte bugün gibi gazete, televizyonların varlığını hatırlayalım. Ve bunlar 15 Temmuz sonrası örgütün medyaya olduğu için söndürüldü. Şimdi arta kalan bir takım işte yapılar halen varlığını sürdürmeye çalışıyor ki izleyenler onları çok iyi bilir kimler olduğunu. Ve işte bu kirli düzene karşı durmak isteyen A Haber gibi kanalları da yandaş medya diye adlandırarak bir çerçeve çizmeye çalıştılar. İtibarsızlaştırma kesinlikle projesi. Yani bakın, ben açık açık söylüyorum. Bugün A Haber olmasa, bugün milli düşünen kanallarımız olmasa, inanın çok bambaşka yerlerdeydik. Nereden öğrenecek insanlar gerçeğini? Nereden öğrenecek insanlar buradaki mesajları, tezgahı? İşte bu kanallar vesilesiyle anlatıyorsunuz ve bu onların da en büyük, onlar için en büyük tehdit. 15 Temmuz'da kanalınıza yönelik saldırıyı tekrar vurgulayalım. Bulamadıklarından basamadılar binayı. Diğer kanallara yapılan saldırıları hatırlayalım. Çünkü medya öylesine bir güç ki. Ve maalesef şu son dönemde tekrar o gücü elde etmek için bir takım sinsi faaliyetler var. 4 tane, dünyada başka örneği yok. Deutsche Welle, Amerika'nın Sesi, BBC, France 24. Nasıl oluyor da bir araya geliyorlar? Türkiye'de bir anda YouTube kanalı ve diğer medya ayaklarını teşkil ediyorlar. Bunu sorgulamak lazım. Ve bu bahsettiğim kanalların Almanya'dır başını çeken, 5 milyon euro ilk finans bedelini ortaya koyarak bu işi projelendirdi. Bunların kritik yerlerde aldığı tepkileri, tavırları bir hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta Yunanistan, düzeltiyorum, Alman Dışişleri Bakanı, haddini hududunu aşan bir takım çıkışlarla bir propaganda yapmaya kalktı. Sayın Çavuşoğlu Osmanlı tokadını vurup gereğini yaptı, cevabını verdi. Ertesi gün hemen son dakika haberine dikkat edin. Bir şeyler haykırıyor orada Sayın Çavuşoğlu. Diyor ki ya sen diyor Batı Trakya Türklerine diyor yapılan diyor zulmü mezalimi görme. Onları diyor yok say, gel bana burada ayar vermeye kalk diyor. Ve bu bahsettiğim kanallar o aradan cımbızla seçerek o konuşmada Batı Trakya Türklerini yok saydılar. Kavala denen vatan hainini de ön plana çıkardılar. Kim? Bizde yayın yapan milli diye, yerli diye bildiğimiz kanallar. Dolayısıyla bu oyunu, bu tezgahı iyi görmek lazım. Daha bugün Batı Trakya Türk azınlığı lideri benim konuğumdu yayında ve yaşananları da anlattı aslında. Artık müftünün tamamen Yunan devleti tarafından seçileceği, belirleneceği bir döneme girilmiş oldu Yunanistan'da. Her ne kadar yazılı metinler varsa da kanunen uluslararası hukuk açısından
kabul edilemeyecek bir uygulama olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de süreç tamamlanmış ve Yunanistan mahkum edilmiş olmasına rağmen bu kararı da diğer hukuki temeli ne oluşturan kaynakları da uluslararası anlaşmaları da yok sayan kendi yasalarını bile çiğneyen bir süreç içerisinde Yunanistan. Manuel ayaklar altında. Kimse de gündeme getirmiyor tabii. Gören yok ya. Yani sen Almanya gibi Avrupa'nın Amerika'sı dediğim bir ülkenin dışişleri bakanısın. Madem adilsin, madem demokrasi havarisin, oradaki yapılan o mezalimi niye görmüyorsun? Türk diyemiyor adamlar. Türk kelimesini kullanmaları yasak. Ondan sonra gel buraya Kavala üzerinden ayar vermeye çalış. Ve bizim o bizden diye bildiğimiz basın da bu sadece bu saydığım dört kanal değil. Sözcü gazetesi, Halk TV ve diğerleri Kavala ön plana çıkararak bir süreç götürmeye çalışıyorlar. Ya sen Türk müsün değil misin? Orada Batı Trakya Türklerin hakları konuşuluyor. Yine geçtiğimiz gün çok enteresandır ya o DHOK alçakça saldırı. Oradaki Halk TV'nin başlığı fotoğrafını çektim sosyal medyadan paylaştım. Bağdat suçluyor Ankara kabul etmiyor. Diyemiyor şunu. Türk askerine alçakça iftira diyemiyor. Niye? Sen Halk TV'sin, sen bu ülkenin kanalısın, sen Mustafa Kemal'in askerlerinin temsil ettiği bir medya organısın. Ne oldu sana? Dolayısıyla bu ikiyüzlü siyaseti, bu ikiyüzlü medyayı iyi görmemiz lazım. Peki. Burada da şimdi hepsinde birer mesaj var. Sadece bu ekranda gördüğümüz değil. Hatırlayalım, bu koronavirüs çıktığı gün, evvel yapılan o bir takım mikroplu ana kapak sayfaları hatırlayalım. İlk günde söyledik. Bu iş bir biyolojik savaştır. Bu iş öyle yok. Yarasa yedik için Çinler bir virüs peydahlandı. Oradan dünya yayılıyor falan. Bunlar işin masal tarafıdır dedik. O noktaya da geldik. Peki. Doğru ve haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bunlar da işte hep altyapı kamuoyu hazırlama yöntemleri. Tahıl, Rusya-Ukrayna savaşı tesadüfen mi çıktı? O bahsettiğimiz küresel aklın kurduğu bir tuzaktı. Rusya tuzağa düştü. Onun akabinde biz bu tahıl krizi ve diğer gıda işte krizini yaşıyoruz. Son cümleyi ve onun alayım, başka bir başlığa geçeceğiz. Aylar önce o dergi kapağında hazırlamışlar. Adamlar bir plan kuruyor ve o kanlı planı uygulamaya koyuyor. Mesele bu. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.